Evet arkadaşlar merhaba. 7 Eylül 2021 Ankara At Yarışları gündüz programında tekrar beraberiz. Ankara'da tam 9 koşulu bir program var arkadaşlar. Bu da web sitemizde dün vermiş olduğumuz biliyorsunuz şablonlar da burada. Evet Ankara ile ilgili görüşlerimize hemen geçiyoruz. Birinci koşu saat 2'de başlıyor öğlenleyin. Baktığımız zaman toplam 7 tane sapkan var burada. Satış 3 koşusu 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre çimse çıkacaklar. Evet şimdi tabii Elazığ'a bakan ve Ankara'ya bakan Adana'ya bakan aynı grup aynı zamanda Ankara'ya da bakıyor arkadaşlar. Açıkçası biz bu grup arkadaşlarımızla da istişare ettikten sonra yayına hazırlıyoruz. Şimdi bugün böyle çok ilginç bir gün aslında. Kısıtlı kupon da yapılabilir burada. Biz hemen görüşlerimizi verelim. 4 numaralı Jacobin Gökhan Kocakaya ile ilk atımız burada. Ve 2 numaralı Red Tornado Akın Sözen'de döndü bu arada. Akın Sözen de bir ortadan kaybolmuştu. İkisi arasında bir koşu bekliyoruz burada. Yani küçük kuponlarda 4 numara ve 2 numara ikisi riske edilebilir. Sürpriz arayanlar 1 numaralı Prince Anatolian ve 3 numaralı Mi Victoria'yı düşünebilirler. 4-2 geçeceğiz biz ama dediğim gibi sürpriz arayanlar 1 ve 3'ü de düşünebilirler arkadaşlar. Evet ikinci koşu şartlı 4 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum piste çıkıyorlar. Bu arada arkadaşlar 6 Eylül'deki özür dilerim 5 Eylül'deki Türk koşularında 10 koşu 10 koşu 20 koşu vardı hatırlarsanız. 18'ini bildik. Bir gün evvelden yapıyoruz arkadaşlar. AGF oranları falan olmadan bakın burada herhangi bir AGF oranı yok şu anda. Biz bir gün evvelden yapıyoruz. Başarımız sabit. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki misli bir kupon kaçtı. O ayrı mevzu. Çok büyük olmasa da. O yüzden burada da şimdi kuponun gerektiği fizyonomiyle hareket ediyoruz. Küçük bir kupon çıkacak bugün. Bilginiz olsun. Birinci altılı da. Ve ikinci altıda da çok fazla bir şey çıkmayacak. Evet ikinci koşu şartlı 4 dedik. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Buradaki 6 at içerisinde yine 2 tane at ön planda. 1 numaralı Kara Eski Vedat Abiş'le ve 3 numaralı Bordo Mavi Müslüm Çelik'le. İkisi arasında geçecek ama arkadaşlar şunu unutmayın. Mehmet Salih Çelik, Müslüm Çelik ve Vedat Abiş bunlar kanki onu söyleyeyim size. Burada Nizamettin Demir, Ali Kaçmaz ve Ömer Gökalp Aslan da bir şekilde karşı grup oluyor. Yani 3 3'e 3 farklı oluyor. 6 numaralı Kozan kızım burada. Günüm sürprizini yapabilir. Dileyenler 1 ve 3'ün yanına 6'yı da yazabilirler. 3. koşu saat 3'te şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet 5 tane safkan içerisinde 2 tane safkan burada çok ön planda. 4 numaralı Zafer'e Çağrı Aziz Akdemir'le ve 2 numaralı Özgür Kızım Gökhan Kocakaya ile arkadaşlar her ne kadar ilk kez kumda koşacak olsa da bu orijinin herhangi bir kumda sıkıntısı yok. Koşma sıkıntısı yok. 4 ve 2 diyoruz. Sürpriz arayanlar Black Lion 3 numara Mert Gökalp Aslan'ın bindiği bu safkana dikkat arkadaşlar. Black Lion'a. Evet. Dördüncü koşudayız. İkinci Altılgay'ın başlangıcı ya. Bugün 9 koşulu programda dördüncü koşu biliyorsunuz ikinci Altılgay'ın başlangıcı ya oluyor. Arkadaşlar normal şartlar altında hepsi. Normal şartlar altında. 11 tane at ama biz burada 8 tane at çıkardık. Yani 3 tanesini eledik. Ki bu 3 tanesinin de geliri var mı var. Sıralama verelim daha iyi. 2 numaralı Arif Can. 1 numaralı Akbatur, 11 numara Tan Yıldızı, 5 numara 40 Kuruş, 7 numara Uçan Halil, 3 numara Enfesoğlu, 6 numara Toy Demir Emir ve 10 numara Nurgül Can. Yani 2, 1, 11, 5, 7, 3, 6, 10. Normalde hepsi ama biz sıralama veriyoruz ki o 3 atı da yazarsınız. Onda sıkıntı yok. Ama biz size sıralama veriyoruz ki bu sıralamada sizler belki de 4-5 atı yazmak isteyeceksiniz burada. 2, 1, 11, 5, 7,
Bunlar mutlaka yazılmalı zaten. 3, 6, 10 yani 3 Enfesoğlu, 6 Toydemir ve 10 bir şekilde biraz daha böyle sürprizde kalıyor. Yani 3, 6, 10 o zaman tabii 5 at olmuş oluyor. Yani 2, 1, 11, 5, 7 mutlak yazılmalı bir kere o Allah'ın emri. Yani diğerleri 3 tane verdiğimiz biraz sürprizde kalıyor. Artık onların ötesi zaten hepten bayağı bir sürpriz. Evet arkadaşlar 5. koşu geçtik şimdi. İkinci ayak yani ikinci altın şartlı 4 4 yukarı Araplar 1200 metre çim piste çıkacaklar. Tam 13 tane safkan var burada arkadaşlar. Bu 13 safkan içerisinde de biz bir tane safkandan bahsedeceğiz. Onu da günün bankosu olarak sizlere tavsiye edeceğiz. 3 numaralı Kevsan Can Gün, Kesva Can Gün, Gökhan Kocakaya'da bizim bankomuz arkadaşlar. Eğer bu atı eğer atmazsanız, tek atmazsanız bu atı o zaman burada çok at yazmanız gerekiyor. Yani burada Rindamin var. En son koşusunu kazandı. Bakın daha sonra tek kurşun var. Yine son koşusunu kazanan güzel çocuk var. Sevalcan var. Ama Rojat kızı da var. Bu da, arkadaşlar sıra bunda. Yani bakın bu biraz da Araplarla ilgili ve 4 yukarı Araplarla ilgili size net şunu söyleyebilirim. Belirli bir atları hep izleyebiliyoruz, devamlı takip ediyoruz ve bu atları dikkat ettiğiniz zaman sırayla hepsinin birer birer geldiklerine şahit olursunuz. Çünkü arkadaşlar burada herkesin bir ekmeği var. Herkes birbirine müsaade etmek zorunda, zamanı gelende kazanmak zorunda. Bugün de Kevsa Can Gün, Kesva Can Gün sırası geldiğine inanıyoruz. Biz üzerine de kaliteli jokeyini bindirmişler. Artık sahibi bu 66 bin lirayı almak isteyecektir. Bülent Toydemir diyoruz. 3 numara banko. 6. koşu 16.30 şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Evet. Burada 8 tane safkan var ve arkadaşlar burada da Akın Sözen'in bindiği Can Do It, Can Do It 4 numara. Günün bankosu. Yani birinci altılıda iki tane bankomuz var. Dediğim gibi kısıtlı bir kupon oldu. İkinci altılıda da iki tane bankomuz olmuş oluyor. Hem birinci ve ikinci altında etkiyor. 4 numara Can Doit. Akın Sözen'le çok net bir banko arkadaşlar. Evet. Türk Veteriner Hekimleri Birliği koşusu. Kısa vade 8, 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre çim piste çıkacaklar. Baktığımız zaman toplam 4 tane at görüyoruz burada. Alpars, Kumma, Aşkavat ve oğlum. Şimdi burada normalde Akın Sözen'in de Alpars buna Karataş binmişti yanılmıyorsam en son ve kazandı. 4 numarada oğlum var burada Işman Çizik'le. Yani burada 1, 4 ve 2, 3'ün kavgasını izleyeceğiz. Biz burada 1 ya da 4'ün birinci geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki Kumma çok iyi bir safkan. Müslüm Çelik burada gelebilir. Dileyenler yazabilir ama 4 atın 3'ünü yazmak da veya 4'ünü yazmak. Biz 1 ve 4'ten bir performans bekliyoruz bu sefer. Bilhassa 4 daha bile burada ön planda bize göre. 8. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar. Tam 5 tane safkanaya verdik. Bu 10 atın 5'i arkadaşlar. 1 numaralı Multijet ilk atımız Emre Akkılıç. 5 numaralı Tumbul Berksoy ve Tumbul Çelebi Ekürüler 6. 5 ve 6. 8 numara Lemis Mert Gökalp Aslan. Arkadaşlar bakın alternatif banko dahi olabilecek bir at bu. Lemis'ten çok iyi bir koşu bekleniyor. Muhtemelen de bu yarışı kazanacak olan safkan bu arkadaşlar. 4 koşusu var. 3'ü ikincilik. Bir tanesi derecesiz kesti. Bilmiyorum bir sebepten dolayı kesti. İzledim ben onu. Vermedi yani. Bastırmadı öyle kaldı. Mutlak düzeyde Lemis yazalım. 9 numara Taş Bebek Day. Mehmet Saçelik'le ve 2 numaralı Rıfkı Dayı. Burada yine kötü koşmayacaktır. Dediğim gibi burada Lemis arkadaşlar. Çok iyi bir koşu bekliyoruz Lemis'ten. Alternatif banko düşünenler, riske atmak isteyenler veya misli oynamak isteyenler veya bizim teklerimizi beğenmeyip tek arayanlar da daha fazla Lemis'i de düşünebilirler. Ama dediğim gibi burada diğer safkanlar da boş değil. 1, 8, 9, 2. Yani 1, 5, 8, 9, 2 arkadaşlar burası. 1, 5, 8, 9, 2. Evet, son koşuda şimdi 9. koşudayız.
Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar. Burada da 5 tane atımız var. 14 atın 5'ini yazacağız. Toplam 14 tane at var arkadaşlar son koşuda. Evet, ilk atımız 2 numaralı Aladdin. Bizim atımız yani sevdiğimiz atlardan. Arkadaşlar gücü belli olan at daima bizim listemizdedir. Kesinlikle. Yani bu atın gücü belli, kalitesi belli. Siz nasıl bir yere gittiğiniz zaman bir marka ayakkabı alırsınız. Bilirsiniz ki o marka ayakkabı daima giydiğiniz zaman bir şekilde işiniz görecektir. Spor ayakkabı tabii. Reklamını yapmayalım şimdi burada. 2 numara Aladdin öyle bir at. Marka bir at oldu bizim için. Eğer bir aksilik olmazsa şu 9 ve 0'ı tamamıyla bilmiyorum neden yaptı. Çok merak ediyorum AGB'si kaç çıkacak zaten bu atın. Bu değil yani kesti arkadaşlar kesiyorlar. Neyse bakacağız bakalım. Bugün ilk atımız 2 numara. 4 numara Onuk'tan Hışman Çizik'le. 9 numaralı Uçan Karlı Güzel. Burada Aprentisi Mehmet Nuri Sunkar'la. 6 numaralı Memocan'dır Akın Sözen'le ve 1 numaralı Gürler Kızı Nizamettin Demir'le. 2, 4, 9, 6, 1. Burası için arkadaşlar yeterli olmuş oluyor. Evet, Ankara için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Tabii ki web sitemizde rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yabancı ve yerli son şablonlarımız orada da var diyoruz ve Ankara at yarışları ile ilgili bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda diğer yarışları da takip edebilirsiniz tahminlerimize yabancı ve yerli diyoruz ve herkese bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.